Herkese merhabalar. Aslında ben bu videoyu hırkam nasıl olmuş şeklinde açmam gerekiyordu. Fakat işler beklediğim gibi gitmedi. Ben de bu yüzden bu motiflerle battaniye yapmaya karar verdim. Bu battaniye için toplamda 80 tane motif yaptım. Hırka için de yanlış hatırlamıyorsam 76 tane yapmıştım. Fakat dediğim gibi ne yaptıysam bir türlü beğenemedim. İlk başta daha uzun bir hırka yapmaya çalıştım. Daha sonra kısalttım falan ama bir türlü olmadı, yani beğenmedim. O yüzden bu videoda size motifleri nasıl birleştirdiğimi göstereceğim. O zaman artık dilerseniz videoya geçebiliriz. Şimdi ilk olarak motiflerin ön yüzünü birbirine doğru katlıyorum. Köşelerde iki tane zincir çekiyorduk hatırlarsanız. Şimdi o iki zincirden sadece üst tarafta kalan zincirden iğnemi geçireceğim. Ama onun da sadece arka kanadından iğnemi geçireceğim. Ve aynı şekilde karşı taraftan da geçiriyorum. Ve ucunda düğüm yapacak kadar ip bırakana kadar çekiyorum. Şimdi bir sonraki tepemin yine arka taraflarından alıyorum, iğnemi geçiriyorum. Bu şekilde dikmeye devam edeceğim. Şimdi yine iki zincirimin olduğu yere kadar geldim. Yine ilk zincirimin arka kanatlarından iğnemi geçireceğim. Şimdi diğer motifleri nasıl ekleyebilirsiniz onu göstereceğim size. Yine motiflerimin ön yüzü iç kısma doğru gelecek şekilde katlıyorum. Aslında bir önceki motifleri dikmeye nasıl başladıysak yine aynısını yapacağım. İki zincirin olduğu kısımdayım. Üst zincirimin arka kısmından yine iğnemi geçireceğim. Karşısındaki motifin de yine aynı şekilde tam karşısından geçireceğim. Ve yine tepelerimin sadece arka kanatlarından iğnemi geçiriyorum. Yine iki zincirimin olduğu kısma geldim. Şimdi ilk zincirimin arka kanatlarından yine iğnemi geçireceğim. Şimdi bu yönde kaç tane motif ekleyecekseniz aynı şekilde devam edebilirsiniz. Şimdi kalan diğer tarafları nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim.
Yine motiflerimi ön yüzü iç kısma gelecek şekilde katlıyorum. Yine iki zincirimin olduğu kısımdayım. Sadece üstte kalan zincirimin arka kanatlarından iğnemi geçiriyorum. Yine düğüm yapmak için kısa bir ip bıraktım orada. Ve tepelerimin sadece arka kanatlarından iğnemi geçirerek dümdüz ilerleyeceğim. Ve orta noktaya kadar geldim. Yine arka kanatlarından iğnemi geçirerek devam ediyorum ve ortada boşluk kalmamasına özen gösteriyorum. Ve iki zincirimin olduğu yere geldim. İlk zincirimin arka kanatlarından alarak yine iğnemi geçiriyorum. Ve bu tarafı da bitirmiş oldum. Daha sonra o kalan ipleri düğüm yaparak kapatıyoruz. Ben birleştirme işlemini bu şekilde yaptım ama internette bir sürü bunun için teknikler var. Hangisi hoşunuza gidiyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ben gösterdiğim tekniği uygulayarak toplamda 80 tane motifi birleştireceğim. Ve motiflerimi birleştirdim. Şimdi kenarları toparlaması açısından bir sıra ikili trabzan öreceğim. Şöyle herhangi bir tepemin altından tığımı geçiriyorum. Ve ipimi çekiyorum. 2 tane zincir çekiyorum daha sonra. Şimdi tüm tepelerime ikili trabzan yaparak battaniyemin çevresinde döneceğim. Ve bir sıra döndüm. Şimdi son tepeme de yine ikili trabzanımı yapıyorum. İlk yaptığım ikili trabzanın tepesinden batıyorum ve bir ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığımdaki diğer ilmeğimin içinden geçiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve orayı kesip kapatacağım. Ve battaniyemizi tamamladık. Hırka yapamadık ama güzel bir battaniye oldu bence. O kadar emek boşa gitmedi. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.